Bu videoda amacımız, 3 tane amacımız var aslında. Yapacağımız 3 konu var. Birincisi, Unity içinde OpenCV kütüphanesi yükleme ve kullanma. Şimdiye kadar hep Python'da OpenCV kullandık, yani çoğunlukla. Şimdi Unity'nin içerisinde OpenCV kütüphanesini yükleyeceğiz. Bunun için web'de, daha doğrusu bu Unity'nin içerisinde Asset Store'u kullanarak Unity Plus OpenCV'yi kullanacağız. Bunu bilgisayarımıza Unity'ye indireceğiz. Sonra webcam görüntülerini OpenCV'ye aktaracağız. Ve bu Unity içerisinde, yani normalde bilgisayarımızın Windows ekranında gösterdiğimiz görüntülerimizi bu sefer Unity'nin içerisinde bir ekranda göstereceğiz ve burada yüz algılama yapacağız. Ve burada yüz algılama için HR Cascade'i kullanacağız. Üçüncü adımda da yine heyecanlı bir iş yapacağız. Yüz algılama uygulamasını Android telefonumuza yükleyeceğiz ve mobil yüz algılama uygulaması oluşturacağız. Haydi hep beraber yapalım. Evet, Unity içerisinde Asset Store'u açmamız gerekiyor. OpenCV Plus Unity'yi yüklemek için. Bunun için de Windows'tan Asset Store'a tıklayabiliriz. Sonra Search Online'a tıklayarak yeni bir web sayfası açılacak. Ve burada OpenCV Plus Unity'yi arattıracağız. Bunun için OpenCV yazabiliriz aratma kısmına. OpenCV Plus Python yazan kısmı, evet bu kısmı tıklayacağız ve bu free, ücretsiz. Bunu tıkladığımızda burada normalde download yazacak fakat ben yüklediğim için bende open in Unity diyor ve buna tıklıyorum. Yani siz ilk başta download yapmanız gerekecek. Sonra Unity editöründe aç diyeceğiz. Şimdi Unity editöründe bunu açtıktan sonra bununla ilgili bilgiler burada yazıyor ve download tuşu var. Download tuşuna basarak bunu yüklemesini başlatalım. Tabii bu belli bir zaman alıyor. Çok uzun sürmüyor. 1-2 dakika içerisinde yüklüyor. İnternet hızına bağlı. Evet, yükleme devam ediyor. Bu arada biz bu versiyon tarihine bakalım. İlk yayınlandığı tarih 2019 Ocak ve Nisan 2027'de de ilk orijinal hali yayınlanmış. Fakat bundan sonra güncelleme yapılmamış. Evet, şimdi bu %100 tamamlandı. Import tuşuna tıklayarak bunu şimdi import edeceğiz şu anki Unity içerisine. Bu import işlemi de önce bir yükleme yapıyor. Sonrasında da size ilgili nelerin yükleneceğini gösteren bir import Unity package diyor. Buna da import'a tıklayarak bunların hepsinin yüklemesini sağlayacağız. Bu da yaklaşık 1 dakika kadar sürüyor. Bu yüklemeler tamamlandığında şu anda gördüğümüz ekran bitmiş olacak. Ve ondan sonra bu Package Manager penceresine şu anda evet yüklendi. Bunu kapatabiliriz. Şu anda evet bunu kapattığımızda Assets kısmında OpenCV artı Plus Unity klasörün içerisinde bu dosyaları görüyoruz. Burada Assets'ler var, demolar var. Evet, burada konsol kısmına tıkladığımızda bir takım hatalar görüyoruz. Bunun sebebi bu program unsafe bir program. Yani emniyetli olmayan, güvenli olmayan bir program. Bunu kaldırabilmek için settings'e gireceğiz. Edit'ten Project Settings'i bulmamız lazım. Bu ayarlara girerek unsafe kodların izin vermesini isteyeceğiz. Project Settings'te Player kısmına girdiğinizde burada Other Settings bulunmakta. Burayı açıyoruz. Dışarıdan bir kaynaktan yüklediğimiz için bunu unsafe olarak algılıyor Unity. Burada allow unsafe code kısmına tıklayarak bu tür kodlara izin vermesini istiyoruz. Burada apply tuşuna basılabilir de ama gerek de yok. Bu çarpı tuşuna bastığımızda şu anda bakın bir güncelleme yapacak ve buradaki hata görünen kısımlar uyarıya dönüşecek. Evet, gördüğünüz gibi. Bunları artık clear'a basarak temizleyebiliriz. Evet, burada yüklenenler içerisinde demos var. Bunun içerisinde face detector diye bir bölüm var. Bunun içerisinde face detector kodları ve ilgili bölümler var. Burada başka örnekler, demolar da var. Şimdi biz assets kısmına tekrar geri dönüyoruz ve scenes'i açıyoruz. Burada yeni bir scene tanımlayacağız, yeni bir ekran tanımlayacağız. Create diyerek bir scene bulacağız, yani tanımlayacağız. Ve bu scene'in adını yüz algılayıcı olarak tanımlayacağız. Bu aslında bizim bütün ekran görüntümüzü alacağımız scene olacak, ekran olacak.
Şimdi buna çift tıklayarak bunu aktif hale getirip sonra scene, yukarıdan scene sekmesini tıkladığımızda yeni oluşturduğumuz scene'i görüyoruz. Bunu şimdi sol bölgede sağ fareye tıklayarak 3D objelerden bir plane tanımlayacağız. Bu plane aslında bizim web kamera görüntümüzü yansıtacağımız bir işte ekran görüntüsü gibi bir şey olacak. Bu plane'in ilgili tanımlamaları sağ tarafta. Şimdi alt tarafta add component tuşu var. Buna tıklayarak bir tane yeni C# script'i tanımlayacağız. Yani bütün C# kodunu yazacağımız. Bunun adına da yüz algılayıcı adını vereceğiz. Bu bir yeni script olduğu için new script'e tıklayarak sonra da aşağıda create and add yani oluştur ve ekle kısmına tıklayarak açacağız. Şu anda tabii bu script'i oluşturdu ama Visual Studio bende açık olduğu için Visual Studio'da daha önceden açılmış olan bir C# script'ini açtı. Tekrar Unity'ye dönersek burada Unity kısmında Assets'e tıkladığımızda bakın yüz algılayıcı isimli yüz algılayıcı nokta isimli C# script'imizin oluştuğunu ve bunun da plane'e eklendiğini görüyoruz. Şu anda bunu tıklayarak açıyoruz. Yüz algılayıcı .cs isimli C# script'imiz açıldı. İlk adım olarak bir kütüphane kullanacağız. Tabii ilk kütüphanelerimizi yukarıda tanımlıyoruz. Python'da import dediğimiz şey burada using diyoruz. Using OpenCV#, isimli kütüphane. Bu kütüphaneyi import yani using diyerek dahil etmemiz gerekiyor. Şimdi bu kütüphanenin ilgili kodlarını kullanacağız. Her şeyden önce yani void start veya void update'den de önce webcam texture tanımlaması yapıyoruz. Yani bu texture'ı kullanarak biz webcam görüntümüzü alacağız. Şu anda webcam texture adında bir nesne oluşturduk ve bu webcam texture sınıfına ait bir nesne oldu. Başına da alt tire ekledik. Şimdi bu webcam texture'ı da kullanarak webcam device'larımızı tanımlayacağız. Yani mevcut olan bütün device'ları ilk adımda device aygıt demek. Yani işte şu anda bizim kamera aygıtımız olacak bu. Bütün kamera aygıtlarını ilk başta tanımlıyoruz. Sonrasında bunlardan hangisini kullanacağımızı seçeceğiz. Bakın webcam device, devices, webcam texture nokta devices diyerek tabii her satırın sonuna noktalı virgül koyuyoruz. Burada şunu yanlış yapmışım. Bu parantez, köşeli parantez şurada olacak. Şimdi bu aşamadan sonra da ben hangi device'ı kullanacağım? Bizim diğer Python OpenCV çalışmalarında olduğu gibi burada da hangi numaralı webcam'i kullanacağım? Burada ben 0 numaralı webcam'i kullanacağım. Yani dahili webcam'i kullanacağız. Dolayısıyla webcam texture eşittir diyerek new webcam texture device deyip yeni bir webcam texture tanımlıyoruz burada. Ve device numarasını şimdi parantez içinde vereceğiz. Devices diyerek burada 0 numaralı device'i yani 0 numaralı kamerayı tanımlayacağız. İlk başta bütün device'ları tanımladık. Şimdi de 0 numaralı kamerayı webcam texture'ımıza atıyoruz. Atamasını yaptık. Bir sonraki adımda ise render işlemi için tanımlamayı yapacağız. Pardon, render'dan önce play yapacağız. Yani şu anki kameramızı play komutuyla çalıştıracağız. Evet, şimdi update kısmına gelerek render yapacağız. Get component komutuyla bizim şu andaki webcam görüntülerimizi buraya yansıtabilmek için render işlemi yapılması gerekiyor. Renderer olarak da oluşturduğumuz webcam texture'ı kullanacağız. Bunun için de böyle bir kod yazmamız gerekiyor. Nokta devices diyerek. Materials diyerek, pardon, materials diyerek main texture'ımızı biz, yani bu bir material olarak tanımlanıyor. Get component komutuyla webcam texture şeklinde tanımladık. Şu anda kaydet tuşuna basarak bunu kaydediyoruz.
yüz algılayıcı isimli C# script'ini ve Unity'ye döndüğümüzde bakın reload script assemblies diyor, bir yükleme yapıyor. Yani oradaki yaptığımız değişiklikleri şu anda buraya aktardı. Gördüğünüz gibi yüz algılayıcı script'imiz burada tanımlı. Şu anda bakın plain kısmında aslında normalde ben burada bir düzlem görmem gerekiyor. Bir ekran gibi bir şey görmem gerekiyor. Bunun için burada gördüğünüz X, Y, Z değerlerini resetliyorum. Sonra plane'e gittiğimde bakın şu anda bir plane görmem gerekiyor. Fakat burada da görüntüyü burada sağ tıklayarak back yerine free'yi tıklıyorum. Bakın şu anda o düzlemi beyaz halinde görüyorum. Yani 3 boyutlu bu sefer free'ye döndüğüm zaman perspektif görünüşünde. Fakat şu anda kameram nerede? Gizmos'a tıklayarak kameramı bulmaya çalışmalıyım. Kameram şu anda burada. Kamerama tıkladığımda görüş açısını görüyorum. Bakın aynı yatay düzlemde olduğu için kamera bana düzlemin tamamını göstermiyor. Dolayısıyla farklı bir bakış açısına gelerek benim bu düzlemi yani plane'i kameranın görebileceği şekilde rotate etmemde fayda var. Şöyle bu açıda döndürürsem bakın kamera şimdi bu düzlemi daha iyi görüyor. Bu bir şey gibi ekran olacak, televizyon ekranı gibi olacak. Görüntümüzü buraya aktaracağız. Şu anda kameranın görebileceği bir şekle getirdik. Biraz da belki boyutlarıyla oynayarak yerini ayarlayabiliriz kameranın görüş açısına. Sağ tarafta da game ekranında nasıl göründüğünü görüyoruz. Belki biraz daha boyutlarla oynanabilir. Evet, şimdi ayarlamalarımızı baktığımızda kameramızın görüntüsü iyi gibi. Play tuşuna bastığımızda bu görüntüyü sağlayacağız. Evet, play tuşuna basarak şu anda, yukarıdaki play tuşuna basarak webcam'imiz de açık olacak tabii. Evet, gördüğünüz gibi ters gösteriyor. Kameranın görüntüsüyle, biz de demin çevirdik ya, kameranın görüntüsü ters görüyor. O zaman bir çözüm olarak belki kamerayı döndürebiliriz. Kamerayı da aynı şekilde rotate ile döndürebiliriz. Kamera nesnesi bu nesne. Bunu da aynı şekilde 180 derece şöyle şu şekilde döndürelim. Gördüğünüz gibi sağ tarafta da görüntü ekranı aynı şekilde ayarlanıyor. Yani bu görüntü bizim hangi açıdan baktığımızla alakalı. Evet, bu görüntüyü de ayarlayarak sonradan tekrar play tuşuna bastığımızda görüntüyü düz alabiliriz. Az önce ters görünüyordu. Şimdi play tuşuna tekrar bir basarak deneyelim. Evet, sağ taraf doğru ama sol tarafta yine yanlış. Ben şimdi bunun kamerasını ters çevireceğim tekrar. İlgili ayarlamaları yapacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdiki bir sonraki adımda webcam görüntülerini OpenCV'ye aktarmak ve yüz algılamaya geçeceğiz. Bunun için öncelikle HAAR Cascade'den faydalanacağız. O nedenle HAAR Frontal Face XML yazarak yüz tanımada kullanılan bir XML dosyasını indireceğiz. HAAR Cascade'in GitHub sayfasına tıklayarak GitHub'daki bu koda ulaşacağız. Buradan çıkan listede, evet bu listeden HAAR Cascade Frontal Face Default'u seçiyoruz. Bu XML dosyasını açıyoruz önce tıklayarak. Bu dosyayı şimdi bilgisayarımıza nasıl indireceğimizi da göstereceğim. Evet, burada bir XML dosyası var. Bu dosyayı indirmek için buradaki Copy Raw Contents'e tıklıyoruz. Buradaki içeriği kopyalıyor. Sonra bunu alıp mesela herhangi bir editöre, ben burada Notepad++'ı kullanacağım. Notepad++'lı editöre kaydedip burada yeni bir dosya açacağız. Yeni boş bir dosya. Bunu buraya kopyaladığımızı yapıştıracağız. Ve şimdi bu XML dosyasını kaydetmek istediğimiz isim HAAR Cascade Frontal Face Default idi. Onu şimdi buradan kopyalayalım. Evet, bu XML dosyasının adını bu aynı isimle buradan kopyalayarak o dosyaya bu ismi vereceğiz. Kopyalı diyelim. Sonra tekrar Notepad'e geçerek farklı kaydet diyeceğiz ve bu ismi vererek indirilenler kısmına yapıştırıyoruz ve bu isimle kaydediyoruz. Şimdi bu dosyayı biz Unity'de kullanacağız. Şu anda bu dosya kaydedildi. Evet, Unity içerisinde bu dosyayı alıp assets'in olduğu bölgeye
kopyalamamız gerekiyor. Buradan bunu tutarak buraya bu bölgeye getirebiliriz. Ben bunu daha önceden getirdiğim için şu anda yapmıyorum. Bunu kapatabiliriz artık. Aynı zamanda burada bir de hard cascade eye, yani göz algılama dosyası da var. Bunu da ileriki aşamada kullanacağız. Şimdi biz bu frontal face default XML dosyasını buraya yükledik. Şimdi bu aşamadan sonra biz bu yüklediğimiz dosyayı kullanmak için scene'imizi açacağız. Yüz algılayıcı isimli scene'imizi, ekranımızı açacağız. Evet, bu ekranda şurada Notepad'i kapatabiliriz. Bununla artık şu an bir işimiz yok. Unity'ye geri döndüğümüzde Unity içerisinde yüz algılayıcı .cs isimli C# kodumuza bazı eklemeler yapacağız. Öncelikle Cascade Classifier ile ne yapacağız? Yüz algılama için bir Cascade tanımlayacağız. OpenCV# Rect ile MyFace adında bir rectangle, yani yüzleri bir dikdörtgenle çizmek için bir dikdörtgen nesnesi tanımlıyoruz. Sonra Cascade Classifier'ımız için algılama yapmak için XML dosyamızın bulunduğu dosya adını burada ilgili assets klasörü içerisinde çağırıyoruz. Sonra iki tane fonksiyon tanımlıyoruz. Birisi find new face, ki onun void olarak burada fonksiyonu gördüğünüz gibi aşağıda. Diğeri de display isimli bir fonksiyon. O da yine aşağıda. Bu fonksiyonları aşağıda tanımladık. Şimdi fonksiyonlarda ne yapıyoruz? Find new face isimli fonksiyonda yeni yüz bulma, yani ekranda görünen yüzü bulmak için matı kullanıyoruz burada. Unity'nin mat özelliğini kullanıyoruz. Sonra bulduğumuz bu yüz algılanan yüzü de yine display fonksiyonuyla ekranda göstereceğiz ve dikdörtgenle etrafını çizeceğiz rectangle komutuyla. Şimdi buraya dönüyoruz ve bunu çalıştırarak bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şu anda evet, XML dosyamızı da getirdik. Gördüğünüz gibi yüz algılama çalışıyor. Sağ tarafta game penceresinde yüz algılamayı görüyoruz. Bunu şimdi durdurabiliriz. Şimdi bir başka deneme yapmak için yüz algılamaya ilaveten bir de göz algılama XML dosyasında indirmiştik. Onun da satırı burada. Önceki yüz algılamayı iptal edip göz algılama, hard cascade eye XML dosyasını bu sefer cascade ile çağırıyoruz. Yani yüz algılama için bunu aktif hale getiriyoruz. Bunu kaydettikten sonra Unity'ye döndüğümüzde ilgili değişiklikleri şimdi güncelleyecek. Şimdi de bu sefer yüz yerine göz algılamayı çalıştıracağız. Evet, burada gördüğünüz gibi assets'in içerisinde göz algılama ile ilgili hard cascade dosyası da mevcut. Çalıştırdığımızda bu sefer de göz algılama yapacak. Ama gördüğünüz gibi yüz algılamaya nispeten göz algılama performans olarak kötü olmasa da biraz daha performansı düşük gibi görünüyor. Evet, buraya kadar geldiğimiz noktada yüz algılamayı, göz algılamayı yapmış olduk. Evet, şimdi asset klasörü içerisinde OpenCV Plus Unity kütüphanesini yüklediğimizde bize hazır gelen bir takım kütüphaneler var. Bu demo klasörü içerisinde bunları görebileceğiz. Bunlardan bir tanesi face detection ve bu face detection bizim az önce yaptığımız konu. Yüz tanıma konu, yüz algılama konusu, pardon. Yüz algılama işini şimdi biz bu sefer de buradaki hazır kütüphaneyi kullanarak yapacağız. Evet, burada biz farklı bir C# kodu var. Onu burada açabiliriz. Face detection diye bir C# kodu var. Bu C# kodunda bizim yazdığımızdan farklı fakat benzer unsurlar var. Özellikle burada belirtmemiz gereken burada dlib.net, yani dlib kütüphanesini kullanıyor. Ve burada da yüz algılama konusunu bu kodun detayına inmeyeceğim burada ama farklı komutlar kullanarak yapıyor. Ama yaptığı iş aslında yine aynı yüz algılama. Şimdi bunu çalıştırarak bunun performansına bakalım. Burada bize bir soru soruyor. Diyor ki biz bu landmarkları, yani yüzdeki noktaları göstermek istiyorsak bunu indirmemiz gerekiyor. Bunu no diyerek devam ettik. Bakın gördüğünüz gibi şu anda yüz algılamayı diğerine nazaran biraz daha stabil bir şekilde yapıyor. Bir tane de örnek gösterelim. Burada internetten mesela Elon Musk'ın resmini gösterelim. Bu da fena değil, iyi bir algılama yapıyor. Evet,
Evet, şimdi File'la giderek buradan Build Settings'e giderek bir mobil uygulama, cep telefonumuza indirebileceğimiz bir mobil uygulama geliştirmek istiyoruz. Bu az önce kullandığımız Face Detection isimli scene'i ve bunun tabii ben şu anda yanlış şeyi götürüyorum. Bu video kaydı olduğu için aslında şuradaki scene'i götürmem gerekiyordu. Fakat eğer bu durumlarda çalışmıyorsa Add Open Scene diyerek de bunu şu andaki açık olan scene'i buraya Scene to Build in Build olan kısmını ekleyebilirsiniz. Bunu ekledikten sonra Android'in seçili olduğunu emin olun. Ve Build and Run'ı burada tıklayacağız. Ama bu Build and Run'ı tıkladığımızda cep telefonumuzun USB'den bağlı olması lazım bilgisayara. Bunu unutmayın. Ve bu APK dosyasına bize bir isim girmemizi istiyor. Cep telefonumuz şu anda bağlı iken buraya ben yüz algılayıcı diye bir isim giriyorum. Şu anda bulunduğum klasörün içerisinde, yani bu dosyanın adı, bakın şu anda bu projenin adı MC. Şu anda bakın yüklemeye başladı. İlk önemli olan konu, bakın burada telefonunuza bir telefonunuz bağlı olduğu için izin vermenizi isteyecek. Buna izin ver diyeceksiniz telefonunuzdan. Sonra da buraya retry diyerek süreci devam ettirebilirsiniz. Burada önemli olan telefonun USB'den bağlı olması. Az önce ben demin bu video kaydı olduğu için yanlış C# şeyini götürmeye çalışıyordum. Aslında C'ni buraya tutup buraya taşırsanız buraya bu listeye ekliyor. Ama az önce yaptığımız gibi Add Open Scene diyerek de şu andaki açık C'ni buraya ekleyebilirsiniz. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Biraz ileri alayım bunu. Evet, bu işlem bittiğinde cep telefonunuzda az önce yaptığımız yüz algılayıcının uygulaması yüklenmiş olacak. Şimdi yüklendikten sonra da size onu telefonda göstereceğim. Evet, şimdi uygulamamızı açtık. MC isimli cep telefonumuzu ekrana yansıttık. Bunu açıyoruz. Açınca Unity yazısını görüyoruz. Şu anda evet, yüz algılamanın başarılı bir şekilde olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunu farklı ortamlarda da deneyebiliriz. Örneğin Jeff Bezos'un yüzüne tutuyoruz. Şu anda bakın cep telefonunun ön kamerasını, yani selfie kamerasını algılıyor. O yüzden ben şu anda cep telefonunu bilgisayarıma tutuyorum. Ekran kapandı. Şimdi ekran açayım. Evet, Elon Musk'ın da yüz tanımasını gerçekleştiriyor. Ve Cem Yılmaz üzerinde de denersek yine telefonun ön kamerasını ekrana gösteriyorum. Ve bu şekilde algıladığını görüyoruz. Umuyorum hepinize faydalı olmuştur. Burada yüz algılama işi yaptık. Aslında yüz tanıma başka bir şey. Yani kişileri algılama ve o kişilerin kim olduğunu belirlemeye yüz tanıma diyoruz. Ama yüz algılama burada yaptığımız şey. Yani bir herhangi bir yüzü algılıyor. Yani birisi face detection, birisi face recognition. İkisi farklı şeyler. Umuyorum bu video hepinize faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.